Sevgiler, saygılar efendim. Ve yine şöyle özel yeni bir hikayeyle huzurlarınızdayız. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Evet, önceki hikayeleri izlediniz, unutmadınız. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hikayeye geçmeden öncesinde yine birkaç mesajınızı okuyalım istiyorum. Ama bu arada siz beğeni yapmayı da lütfen unutmayın. Hikayenin sonunu da paylaşmayı unutmayın sevdiklerinizle. Bunu da hemen klasik bir şekilde hani nasıl denir alışkanlık haline dönüştürdünüz. Ben de çok seviniyorum. Bakıyorum hemen şöyle son yazılan mesajlara. Matanat Davudova selam olsun. Teşekkür ederim. Şöyle Firdevs Temur sevgiler saygılar. Yürek Yaram. Tacettin Alparslan çok teşekkürler. Şaire Ünsal ay çok iyi dinlemiş. Gerçekten çok güzel anlatmışsın. Çok teşekkür ederim. Severek anlatıyor. Çünkü çok sevdiğimiz bize çok iyi geldiğine inandığımız için sizlere de aynı güzellikte anlatmaya çalışıyorum. Arzu Yılmaz sevgiler saygılar iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Ahmet Akif, sevgiler, saygılar efendim. Teşekkür ediyorum. Deniz Akman, alkışlarını, beğenilerini ve çiçeklerini göndermiş. Sağ olsun. Kader Sayar, yine alkışlarını göndermiş. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Zeynep Türkoğlu, çok teşekkürler. Zeynep Türkoğlu, eyvallah, çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Raşit Ercin yine beğenilerini ve alkışlarını göndermiş. Çok teşekkür ederim. Suadi Ertaş, saygılar, hürmetler bizden efendim. Sevgiler, saygılar sizlere. Yegane Seferova, Azerbaycan'dan selamlar iletmiş. Çok teşekkür ederim efendim. Ve şimdi hikayemize geçelim artık. Buradan anladığınız gibi mesajlarınız da çok önemli. Siz yazıyorsunuz, ben sırasıyla daha sonrasında gelen bütün mesajları, son gelen mesajları hikayeler arasında okumaya çalışıyorum veya başında. Şimdi bugünkü hikayemize gelelim. Bugünkü hikayemiz çaresizlere çare ol ki sana da yardım olunsun. Çok güzel, çok güzel. Padişahın biri ip hastalığına yakalanmış. Evet, hastalık yüzünden bir deri bir kemik kalmış. Elden ayaktan o kadar düşmüş ki hizmetçilerine gıptayla bakıyor. Ne olaydı bunlar gibi sağlıklı olaydım diye kendi kendine hayıflanıyormuş. Padişahın nedimlerinden biri huzurda yer öperek dedi ki: "Saltanatın daim olsun padişahım. Bu şehirde mübarek nefesli bir adam var. Zühd ve takvada onun kadar duası kabul olan bir adam görülmemiş, duyulmamıştır." dedi. Kendisine söylenip de halledemediği bir iş yok. Herkesin derdine derman olmakta. Onun bir kusurunu gören de yok. Duası kabul edilenlerden. İnsanların sıkıntısını gideren bir kimse. Onu huzuruna çağır da senin bu hastalığını iyileştirsin. Yani iyileştirmesi için dua etsin. Belki onun mübarek nefesi sebebiyle Allah'ın rahmeti yeryüzüne iner de sen de kurtulursun bu dertten. Padişah ihtiyarı çağırtmak üzere en iyi hizmetkarlarını vazifelendirdi. Durumu ihtiyara bildirdiler. Yaşlı adam daveti kabul etti. Yırtık pırtık elbiseler içinde pırlanta gibi bir adamdı. Pırıl pırıl parlıyordu. Padişah ona, "Ey bilge insan, hastalığımın iyileşmesi için dua et. Dua et. Allah senin duan sebebiyle bana sağlık verebilir," dedi. Sırtı iki büklüm olmuş ihtiyar padişaha çıkışarak şöyle cevap verdi: "Ey padişah, Allahü Teala adaletli padişahları sever ve onlara merhamet eder. Önce sen çaresiz kalmışlara acı ki Allah da sana acısın. Mazlumlar senin zindanlarında haksız yere çürürken benim duamın sana ne faydası olacak? Ne faydası olacak? Halkına acımadıktan sonra nasıl huzur ve mutluluğa erişebilirsin? Önce tedbirini alıp yaptığın yanlışların affolması için Rabbine yalvarmalısın. Duası makbul insanlardan dua istemek sonraki iş. Mazlumların bedduası üstünde olduktan sonra salihlerin duası nasıl elini tutsun? Nasıl tutsun?" Hakikaten çok doğru. Padişah bu sözleri duyunca bir hayli üzüldü. Kendi kendine, "Bu yaşlı adam doğru söylüyor. Doğruyu inkar etmek bana yakışmaz," diye düşündü.
zindanda kim varsa derhal salıverilmesini buyurdu. Yaşlı adam iki rekat namaz kıldıktan sonra padişahın iyileşmesi için şöyle dua etti. Evet, şöyle dua etti. Ey Rabbim, isyanım ve kusurunu itiraf ettiği ve aklı başına gelip hatasını anladığı için affeyle, affeyle. İhtiyar öylesine içten dua etti ki henüz duasını bitirmemişken Allah'ın izniyle padişah iyileşiverdi. Ayağı bağdan kurtulmuş tavus gibi mutluluktan uçuyordu. Sevincinden bütün hazinesini ihtiyarın ayağına saçtı. Yaşlı bilge o incilerin hiçbirine bakmadı. Hepsini elinin tersiyle geri çevirdi. Ne olacak daha? Finale geçmeden önce sevgili izleyenler, tabii ki önce beğenileriniz unutmayın. Paylaşmayı hikaye bitiminde unutmayın. Bir de mesajlarınızı yazmaya devam edin ki artık hikayeler arasında sizlerin mesajlarını da okuyorum biliyorsunuz. Şimdi yazılanlara bakalım, son yazılanlara. Mustafa Mustafa, selam olsun. Ayfer Ayfer, aha, enteresan. Her ikisi de Mustafa Mustafa, Ayfer Ayfer ve Ayşe Demir. Gördüğüm kadarıyla hemen devam edeceğim. Başka yine maşallah birçok mesajda yazan kardeşlerim var. Sevgi Maya, selam olsun, sevgiler. Ezza, sevgiler, saygılar. Efendim Eray Diren, yine gördüğüm kadarıyla ilgi ve alakanız çok güzel. Aziz Arifi, çok güzel demiş, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sadi Bagirov, o da yine yazmış mesajını. Çok teşekkürler, harika demiş. Harika olan sizlersiniz. Sevda Mehmedova, yine Mediha Kaya, sevgiler saygılar iletiyorum. Kıymet Demirezen, yine sevgiler saygılar iletiyorum. Meşhure Koçak, o da yine çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Öyle güzel bir hitap şekli var ki, ona da mesajlarında teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Meşhure Koçak'a da çokça selamlar iletiyorum. Şimdi dilerseniz hikayenin finaline bir geçelim mi? Geçelim. Hadi, merak ediyoruz çünkü, değil mi? Evet, padişah ne yaptı? Bütün mal varlığını, işte inciler, elmaslar, yakutlar yaşlı adamın ayaklarına serdi ama o elinin tersiyle itmişti. Hiçbir şey kabul etmemişti. Padişaha dönüp şöyle nasihatte bulundu. Ey padişah, sakın, sakın bir daha zulüm ipinin ucunu tutma ki ip hastalığı da seni bir daha yakalamasın. Madem ki bir kere yanlış yapıp yere düştün, bir daha düşmeyesin. Sadi'nin bu sözünü kulağına küpe yap. Düşen adam her seferinde yerinden kalkamaz. Düşen adam her seferinde yerinden kalkamaz. Evet. Çok güzel. Yani hem dua, nasihat, her biri bir başka güzellikteydi efendim. Hikayenin ismi bile muhteşem. Çaresizlere çare ol ki sana da yardım olunsun. Evet, çare olmazsan, yardım etmezsen, yardım kabul etmezsen, yardım etmek de size nasip olmaz. Aynı zamanda yardımları da kabul etmek lazım. Yardım kabul etmeyen yardım etmek istemez. Unutmayın, unutmayın. Ne güzel şeyler getiriyor insanın aklına, değil mi sevgili izleyenler? Efendim işte bu hikayenin daha sonuna geldik. Yine sizler mesajlarınızı yazmayı unutmayın. Ben bol bol ara ara okumaya devam edeceğim. Burada böyle artık yeni dekorumuzda böyle okuyoruz. Mesajlarınızı ekliyoruz. Sizlerin tabii ki yazmış olduğu yorumlarınız çok çok önemli olduğu için orada da birçok kardeşim artık niye mesajlarımızı da okumuyorsunuz gibi. Hani ben normalde okuyordum ama artık hikayeler arasına da almış olduk. Hem böylelikle sizlerin isimleri de kalmış oluyor. Kanalımızdan da selamlarımızı göndermiş oluyoruz. O da ayrı bir güzellik oldu. Ayrı bir lezzet oldu. Gönlünüze sağlık. Yeni fikirleriniz de bizim için önemli. Çok teşekkür ediyorum. Biz yine güzel hikayeleri, hayatımıza ışık tutacak, yolumuza ışık tutacak güzel hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Siz izlemeye lütfen devam ediniz. Aşkın Sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. Her zaman olduğu gibi en önemlisi ve en güzeli.
Sırrın sahibine emanet. Aşk ola. Hoşça kalın. Bir sonraki hikayede. Evet.